Eminim sizin de doğruluğunu bildiğiniz, size faydasını, yararını gayet iyi anladınız. Hakkında okuduğunuz, araştırdığınız ama bir türlü harekete geçemediğiniz şeyler var hayatta. Değil mi? Mesela sabahları erken kalkmak. Doğruluğu, faydası gayet net biliniyor. Bütün çok başarılı insanlar sabah erken kalkan arasından çıkıyor. Sabahları erken kalkmak başkaları uyanmadan sizin verimli çalışmanızı sağlıyor. Belki günü daha iyi planlamanızı sağlıyor. Biraz meditasyon yapmanızı, kendinizi sakinleştirmenizi sağlıyor. Odaklanmanızı sağlıyor. Sağlıyor baba, sağlıyor ama iş sabah uyanmaya gelince kalkmıyoruz. Alarm susturup uyumaya devam ediyoruz. Veyahut da sağlıklı beslenmek faydaları net belli. Enerjimizi yükseltiyor. Bizi işte daha kilo vermemizi sağlıyor. Sindirim sistemimiz daha rahat işliyor, ömrü uzatıyor. Nasıl yapacağımız da belli. İşte daha lif ağırlıklı sebzeler yiyeceğiz, proteinle besleneceğiz, karbonhidratlardan uzak duracağız, alkolden uzak duracağız. Bunun hepsi belli. Ama iş pratiğe gelince hayat öyle gitmeyebiliyor. Ve kitap okumak, yararları tartışılır mı? Yani kitap okumak müthiş bir araç. Ama kitap okumakla Netflix'teki bir dizide bir bölümde atlamak arasındaki seçimde Netflix tercihine veriyoruz. Peki neden böyle oluyor? Yani nedeni çok basit. Beynimiz ikna olmuyor o değişime. Beynin rasyonel bölgesi, bu frontal korteks de denir ona, o ikna oluyor, anlıyor faydasını. Yani okuyor, araştırıyor. Aptal değilseniz gayet de net faydanın ne olduğunu biliyor. Ama duygusal beyin arka taraf, bizim limbik sistem dediğimiz ve aslında kararlarımızı büyük oranda yöneten dev bölge ikna olmazsa hiç şansınız yok. O dev bölgede değişime ikna olmayı hiç sevmiyor. Neden? Çünkü onun görevi bizi hayatta tutmak ve bugün eğer hayattaysak, geçmişte ne yaptıysak doğrudur diyor. Değişime girmeyelim, değişim risktir diyor. Böyle devam edelim güvenli bölgede diyor. İşte onu rasyonel beyni ikna etmek de çok kolay değil. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Bu durumda aslında öz motivasyon sırrını biraz çözmek lazım. Nasıl insanlar değişim için, özellikle de zorlu değişimler için kendilerini motive ediyorlar ve çok başarılı insanlar bu öz motivasyonu nasıl yüksek tutuyorlar, bir ona bakmak lazım. Bugün onu ele alacağım. Öz motivasyonun temelde 3 adımı var. Birinci adım çok basit. Neden bu değişimi yaşamalıyım konusunda net, inandığınız, sizi heyecanlandıran bir görüşün, bir söylemin olması lazım. Neden sabahları erken kalkmalıyım? Çünkü işimde daha başarılı olmak istiyorum. Bu biraz geniş. Onu daraltabilmemiz lazım. Neden sabahları erken kalkmak istiyorum? Çünkü herkesten daha fazla antrenman yapacağım mesela. Kobe Bryant, basketbolcu Kobe Bryant her sabah 4'te kalkıp antrenmana gidermiş ve şunu düşünmüş hep. Bu NBA'de, basketbol liginde herkes iyi oyuncu, herkes yetenekli ama sabahları herkesten 2-3 saat daha fazla egzersiz yaparsam onları yenmem gayet mümkün olacaktır diye. Bir neden konusundan emin olmamız lazım. Neden kilo vermek istiyorum? Belki çok şık giyinebilmek için ve bu şık giyinimi insanları etkilemek için vermek istiyorum. Buna bir ikna etmem lazım kendime. Yani neden tarafına iyi kafa yormadan sırf bu doğru, bak okudum bu, doğrusu buymuş diye harekete geçemezsiniz. Neden konusunda iyice tartışmanız gerekiyor zihninizde ve ondan emin olmanız lazım. Eğer neden meselesini çözmüşseniz ikinci adıma geçmek gerekiyor. İkinci adım enerji. Değişmek istiyorsunuz, kafanıza da yattı, duygusal olarak da o değişime hazırsınız ama enerjiniz yok. Sabahları bir türlü enerjiyi bulamıyorsunuz çünkü gece geç yattınız. Veyahut da kötü beslendiğiniz için enerji seviyeniz düşük. İşte sürekli hazır gıdalarla, şekeri bol içeceklerle besleniyorsunuz. Onlar sizin insülin seviyenizi bir zıplatıyor, bir düşürüyor. Bundan dolayı enerji sık sık düşüyor. İşte bunları bir çözmek gerekiyor. Burada biraz daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, daha sağlıklı şeyler beslemek, biraz az yemek, mideye az yormak faydalı. Diyeceksiniz bu da kendi içinde bir alışkanlık değişimi ama bu kadarını yapmanız lazım. Çünkü enerjinizi bir miktar yükseltemezseniz yol almanız zor. Bu arada enerjinizi yükseltecek insanlarla beraber olmak, enerjinizi yükseltecek filmler, videolar izlemek, enerjinizi yükseltecek müzikler dinlemek de yine kritik. Yani çünkü etrafımızda olan bitenlerin enerjimiz üzerindeki etkisi maalesef yüksek. Orada da yüksek enerjili insanlarda, yüksek enerjili ortamlarda bulunmak bizi biraz daha harekete geçirme özelliğine sahip. Peki, neden de netiz? Enerjimizi de yüksek tuttuk. Üçüncü konu ne? Üçüncü konu büyük değişimi küçük adımlara bölmek. Mesela biliyorsunuz ben bir süredir bülten yayınlıyorum. Her gün bir bülten yazım var. Bu arada aşağıdaki linkten lütfen bültenime üye olun. Çok güzel içerikler paylaştığımı düşünüyorum. Okurlarım da bir hayli memnunlar. Bunu yapma sebebim neydi, nedenim neydi derseniz, nedenim çok basitti. Ben bir gün dünyanın herhangi bir yerinden para kazanabilen bir insana dönüşmek istiyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde keyif alarak yaptığım bir işten para kazanmak istiyorum. Bülten yazarlığı böyle bir şey. Bunu yapanlar var dünyada. Gidiyor işte atıyorum Bali'de yaşıyor ama müthiş bültenler yazıyor. Onun ücretli üyeleri var. O sayede geçiniyor. Hem işini seviyerek yapıyor hem istediği yerde yaşıyor gibi. Nedenim bu. Bu insanlara çok özeniyorum.
bunlar gibi olmayı çok istiyorum. Nedenim konusunda netim. Enerjimi bu konuda nasıl yüksek tutuyorum derseniz, yazma sürecimi hızlandırdım, biraz daha sağlıklı besleniyorum ve sabahları erken yazıyorum. O beni bayağı şey yapıyor, hareketten. Çünkü sabah enerjim yüksek benim. Sabah erken kalkma sorunu zaten yoktu. Ama daha önemlisi, ben buna karar verdiğimde, yani ben bir gün işte Bali'den yazılar yazarak geçineceğim dediğimde, bu çok büyük bir değişimdi. Bu kadar büyük değişimleri başarmak çok zor. Onu küçük adımlara bölmeye karar verdim. Çünkü istediğiniz kadar büyük bir vizyon kurun, limbik sisteminiz, duygusal beyniniz buna direnecektir. Çünkü o ona çok büyük gelecektir. Büyük değişimlerden korkar. Ama onu küçük şeylere çevirirseniz, adımlara, o zaman biraz daha ikna oluyor. Ben de ne yapmaya başladım? Ya ileride bundan nasıl para kazanırım, nasıl gelir modelim olur kafaya takmadan yazılar yazmaya başladım. Her gün o yazılarımın biraz daha kalitesini artırmaya çalışıyorum. İçerikler araştırıyorum. Ve bunları yaptıkça okur sayım artıyor. Onun içindeki fanatik okur sayım da artıyor. Fanatik okurdan kastım, onu şöyle ölçüyorum. Ben son 10 günde yayınladığım yazıların 3'te 2'sini okuyan insanlar. Onlar fanatik, yani onlar artık her günlerini bana ayırmayı seviyorlar. Beni okuyorlar, harika. Onların sayısı da gittikçe artıyor. O rakamlar da beni biraz motive ediyorlar. Ve böylece küçük küçük adımlarla o büyük hayalime doğru yürüyorum. Ve beynim de o büyük adama, hayale doğru yürüyebileceğimi ikna alıyor. Ve bu küçük adımlarda da çok zorlanmamış oluyor. Demek ki neymiş kendimizi motive edeceksek? Bir, neden sorusunu çok iyi cevaplamamız lazım. Çok içimize sinmesi lazım o cevabın. Vakit ayırmaya değer bir bölüm. İki, enerjimizi yüksek tutacak şeyler yapmamız lazım. İyi beslenme, iyi arkadaşlar, iyi içerikler tüketme gibi. Ve üçüncüsü de büyük değişimleri küçük adımlara yutulabilir, kolay ikna edebildiğimiz, asla başarısız olmayacağımız adımlara bölmemiz lazım. Yani ne demek istiyorum? Mesela ben bir gün çok sportif bir vücuda sahip olmak istiyorum diyelim. Ben istemiyorum da, olmak isteyenler vardır. O halde şınav çekmek faydalı, ama böyle oturup 30 şınav çekmek de kolay. O gün bir şınav çekin o zaman. Yarım şınav çekin ama bir tane yapın. Çünkü beyniniz o bir şınavı çekebildiğinizi görünce, ki bunu herkes yapabilir, o zaman daha büyük şeyler yapacağını da ikna olmuş oluyor. Ve belki bütün bu 3 adımın dışında bir konu daha var. Biraz onun üzerinde durayım videoyu kapatırken. O da termometre değil, termostat olun. Şimdi ne demek, farkı ne? Termometre biliyorsunuz işte ısıyı ölçüyor, onu bir dereceye çeviriyor ve ona bakıyoruz. Ve böylece içinde bulunduğumuz odanın kaç derece olduğunu görebiliyoruz. Ama etraf üzerinde bir etkisi yok termometrenin. Sadece etraftan gelen bilgiyi alıp onu yansıtıyor. Bazı insanlar böyleler. Etrafları üzerinde bir etkilerinin olmadığını düşünüyorlar. O gün dünyada olan bitenlerden, okuduklarından, yaşadıklarından çok etkileniyorlar ve onların bütün gününü değiştiriyor bu. Ve o zaman o harika değişimleri yapamıyorlar. Örneğin olumsuz bir haber okuyorlar, kötü moda kapılıyorlar. İşte hava o gün bulutlu oluyor, modları düşüyor vesaire. Onu aynen yansıtıyorlar. Bazıları ise termostat. Termostat biliyorsunuz o bilgiyi alıyor, sonra ama etrafını ve kendisini o bilgi çerçevesine adapte etmeye çalışıyor. Önce bilgiyi alıyor, sonra kendi kafasında mesela odanın 24 derece olması doğruysa odayı tekrar 24 dereceye getirmek için gerekli ayarlamaları yapıyor. Ortama ısı veriyor veya soğukluk veriyor ve ortamı tekrar toparlıyor. İşte doğru yaşam felsefesi bu, eğer kendi değişim yaratacaksanız. Çünkü hep sizi engellemek isteyecek şeyler olacak. Hep böyle bazı şeyler moralinizi bozacaklar, yavaşlatacaklar sizi. O durumlarda lütfen termometre gibi o dışarıdan gelen kötü faktörleri hayatınızda olduğu gibi yansıtmayın. Bir termostat gibi etrafa adapte olmanın ve etrafı size adapte etmenin yollarını araştırın. Evet, her zamanki gibi umarım bugünkü içerik hoşunuza gitmiştir. Gitmişse bir like edin, bir yorum yapın, bir de bültenime üye olun. Oralarda da görüşürüz. Hoşça kalın, sevgiler.